Müslüman öldürülecekse bizim yani biz aracı olacağız. Topraklarımızı açacağız, kapılarımızı. Bunların görevi Allahu Ekber namaz kılacaksın bir taraftan. Bir taraftan da Allahu Ekber deyip namaz kılanlara sen öldürteceksin. Böyle bir misyon var. İşte Mustafa Kemal bunlara karşı savaştı milli mücadelede. Mustafa Kemal bu zihniyetle savaştı. Mustafa Kemal sadece emperyalizmle savaşmadı. Mustafa Kemal sadece bir Anadolu ihtilali yapmadı. Mustafa Kemal bu zihniyeti de mağlup etti. Düşünebiliyor musunuz? Milli ordu Yunan'la savaşıyor. Sakarya'da işte o Dumlupınar hattında İzmir'e kadar savaş yapıyoruz. Kütahya'da, Afyon'da savaş yapıyor milli ordu. Mustafa Kemal'in ordusu son ordu. Damat Ferit kabinesinin eski adliye bakanı Bosnalı Rüştü Bey topluyor bir kısım Müslümanı topluyor sakallı hacı efendileri. Zafer için dua ediyorlar. Kimin zaferi için? Yunan ordusunun zafer kazanması için. Yanlış anlamayın. Yunan ordusunun Mustafa Kemal'in ordusuna galip gelmesi için dua ediyorlar. Ne diyorlar? Ya Rabbi Yunan ordusunu muzaffer eyle. Diyorlar. Kim? Bosnalı Rüştü Bey etrafındaki Müslümanlar. Hacılar, hocalar. Yanlış anlamayın. Bunu söylerken ben iki defa hacca gitmiş, 5 vakit namazını kılan bir adamım. Bunu söylerken İslam'ı çok iyi biliyorum. Ama bunlar Müslüman değil. Bunlar başka bir dinden. Ben o dinden değilim. Ben Mustafa Kemal'in mensup olduğu dindenim. Onun yanındaki Rıfat Börekçi'nin dinindenim. Amasya'ya gittiği zaman onu karşılayan Abdurrahman... Amasya'ya gittiği zaman onu karşılayan şey Abdurrahman Efendi'nin dinindenim.